Kollarım koptu Kudret. Marketten sonra bir de pazara uğradım hayatım. Misafirimiz var hayatım. Rahmetli annemin yattığı hastanenin müdürü. Tanımadın mı? Cevap versene Zeliş. Hastanenin müdürünü tanımadın mı? Gözüm bir yerden ısırıyor tabii ama tam şey yapamadım. Demek ki Mukaddes annemi hastaneye ziyarete gidip gelirken orada görmüş olmalıyım sizi herhalde. Nasıl olur Zeliş Hanım? Geçen hafta bizzat odamda konuştuk ya. Kayınvalidenizin vefatından sonraki gün. Kederden, elemden ben ne yaptım biliyor muyum? Demek o ara iki çift laf etmişiz işte. Tazminat parasını banka hesabınıza istemiştiniz ama ben adınıza çek düzenledim. Buyurun. Anlaşma gereği hastane yönetimine karşı hiçbir hukuki sürece girmeyeceğinize dair şu belgeyi imzalamanız gerekiyor. Buyurun. İmzalasana Zeliş. Madem adamla anlaşmışsınız, paranı da tıkır tıkır almışsın. İmzalasana! Böylece bu mesele kapanmış oldu. Tekrar başınız sağ olsun. Zeliha. Elin ne üdü belirsiz bir adamın lafıyla celallenecek halin yok değil mi? Yani önce beni bir dinlersin. Neyini dinleyeceğim senin ha? Neyini dinleyeceğim? Annem eceliyle değil hastane ihmaliyle ölmüş. Sen de onlara fitil fitil ödeteceğine... Ödettim. Fitil ödettim. Son kuruşuna kadar aldım tazminatları Kudret. Ya bana sormadan nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Ama senin derdin başından aşkındı sevgilim. Ben uygun bir şey arıyordum. Zaman arıyordum onu sana anlatmak için. Demek annemin ölümü üzerinden para aldın ha? Ölüm hak mı? Miras helal demişler Kudret. Bu da bize Mukaddes annemin... Yani... Mukaddes annem... Tövbe bismillah. Şimdi mezardan kalkıp gelse... Ya ama bir dakika dur şurada ya. Vallahi billah. Mukaddes annem... Şimdi mezardan çıkıp gelse benim şapur şupur yanaklarımı öper. Aferin kızım sana diye. Çünkü Mukaddes annem paranın kıymetini bilirdi Kudret. Ya bu adam bugün buraya gelmeseydi... ...bana söylemeye niyetin falan yoktu değil mi? Vardı, vardı çok niyetliydim. Bu para bizim geleceğimiz. Ben onun için yaptım ne yaptıysam... Vallahi billahi. Yalan söyleme be, yalan söyleme. Aç şu kapıyı. Vallahi, en billahi Kudret ya. Demek benim arkamdan iş çevirsin ha? Demek benden... Para saklarsın ha? Aç şu kapıyı! Aç şu kapıyı Zeliş! Ya bak... ...kapıyı kırdırtma bana ya! Ya oradan konuş! Ben seni duyuyorum!
Ya aç diyorum sana, aç bak kıracağım. Ya ama sana anlatıyorum, dinlemiyorsun ki beni, insan gibi söylüyorum. Ben bu parayı ikimizin iyiliği için aldım Kudret. Mukaddes annemi geri getiremeyeceğimize göre bari fakirlikten kurtulalım dedim ya. Hata mı ettim? Ya benden habersiz nasıl alırsın o parayı? Bana bak Zeliş, bu benim annemin mirası sayılır. Şimdi aç şu kapıyı da ver şu çeke. Ya! Biz o konuda anlaşmamış mıydık seninle? Birkaç ay yatıp çıkacaktın ne güzel. Ya o paramızın olduğunu bilmeden önceydi. Şimdi bırak birkaç ayı, bir gün bile yatmam. Hadi aç diyorum sana. O para bizim sigortamız. Çıkınca iş kuracaksın onunla. Şimdi ölürüm de vermem. Ya aç bak kırıyorum. Bak benden günah gitti. Kırıyorum bak. Demek senden para saklıyormuşum ha? Bu ne? Ne bu? Ha? Şey o... Sen utanmıyorsun değil mi? Aylardır beni yokluk içerisinde çürüttün. Milletin ağız kokusunu çektim senin yüzünden. Hem de bankada bir servet saklarken. Sen onu nereden buldun? Ya işte iyi olacak hastam doktor ayağına gelirmiş. Ne? Yok bir şey. Ne bu? Bu ne? Onu söyle sen. Hayatım ya göründüğü gibi değil. Nasıl yani? Ha, bunun içindeki para doğru mu? Değil mi? Ya doğru ama... Püh, yazıklar olsun sana. Madem senin kendine ait bir hesabın var Kudret Bey... ...hastaneden gelen para da sadece bana ait. Anlaşıldı mı? Ya Zeliş! Zeliş! Gel buraya. Ya, gel dedim sana, ver. Ya ne yapıyorsun? Ver şunu çek dedim şu sana, elini. Ver şunu be! Çek şu elini! Bana bak. Var ya şimdi giderim mahkemeye. Senin nerede hesabın var, kaç paran var hepsini söylerim. Bu sefer gerçekten beş parasız kalırsın. Efendim Yasemin'cim. Aa Gülperi teyze mi geldi? Ne güzel. Tabii ki gelirim canım. Zaten çok daralmıştım evde. Sen şimdi çayı koy ben geliyorum tatlım.